Bayram dediğimiz zaman aklınıza ne geliyor? Tatil mi? Gezmek mi? Evde oturup sosyal medyada takılmak mı? Yoksa akraba ve komşu ziyaretleri mi? Bu videomuzda eski bayramlara doğru bir yolculuk yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte araya giren mesafeler yüzünden eski bayramlardan eser kalmadı. Çok değil. Bundan 20 yıl öncesindeki yaşadığımız bayram alışkanlıklarımızın çoğu yok oldu. Teknolojiyle birlikte samimiyetsizliğin arttığı ve maneviyatın sıfırın altına kadar düştüğü bu günlerde artık tamamen insanlar birbirinden kopmuş durumda. Dünyamızı esir alan koronavirüs sebebiyle "Nerede o eski bayramlar?" sözü o kadar anlamlı hale geldi ki anlatılamaz. Pandemi dönemi öncesinde zaten yavaş yavaş eski bayramlardaki maneviyatı aramaya ve özlemeye başlamıştık. Pandemiyle birlikte bu özlemimiz yüzlerce kat daha artmış oldu. Virüs bitmiş olsa bile artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Gelecek nesiller eski bayramları büyüklerinden, internetten ya da kitaplardan öğrenecek. Eski bayramlarda el öpenleri çok olurdu büyüklerin, sevenleri çok olurdu küçüklerin. Videomuzun ilk bölümünde kısaca hemen hemen her evde yaşanmış olan bayram hikayemizi anlatacağım. Eski bayramlar çocukluğumuzu, ailece geçirdiğimiz o güzel zamanları, yorucu ama tatlı ve manevi havası güzel olan bayram telaşını, bayram alışverişlerini, yeni aldığımız bayram kıyafetlerini hatırlatır. Çocukluğumun bazı yıllarında eğer ayakkabı alamadıysak bir önceki bayramdan kalan ayakkabılarımızı kardeşim akşamdan boyar ve güzelce dizer ve hazır ederdi. Yeni ayakkabımız olduysa zaten onu giyme heyecanıyla sabah edemezdik. Bayram namazı saati geldiğinde annem hepimizi uyandırırdı. Babam ve kardeşlerimle birlikte caminin yolunu tutardık. Eğer camiye erken gittiysek ön saflardan yerimizi kapardık. Bazı bayramlarda da mahallenin çocuklarıyla birlikte caminin üst katında hocanın vaazını dinlerdik. Zaman zaman da gülme krizine girerdik. Bayram namazı sonrasında caminin avlusunda büyük bir bayramlaşma töreni olurdu. Namaz sonrası ilk olarak babamın elini öpüp bayramlaştıktan sonra kardeşlerimle bayramlaşırdık. Tüm komşularımız ve akrabalarımızın birçoğu caminin önünde tek sıra dizilerek tek tek herkesle bayramlaşılırdı. Yaklaşık bir saatlik el öpme ve bayramlaşma töreninin ardından eve gelirdik. Bazı bayramlarda kahvaltıya çağıran dostlarımız, akrabalarımız olurdu. Ya da bizim kahvaltıya çağırdığımız akrabalarımız, dostlarımız olurdu. Eve vardığımız zaman ilk olarak annemin elini öper, bayramını tebrik ederdik. Annem çayı demlemiş ve sofrayı hazırlamış bir şekilde bizi beklerdi. Eğer Ramazan bayramıysa bir aylık oruç sonrası bayramın da verdiği maneviyattan dolayı ilk kahvaltının tadı bir başka olurdu. Kahvaltımızdan sonra büyüklerimizi ziyarete giderdik. Her evde olağan şeyler de bunlar. Şimdi madde madde eski bayramları hatırlamaya çalışalım. Bayram alışverişi. Bayram arifesinde ya da daha öncesinde ailece çıkmış olduğumuz bayram alışverişleri günümüzde halen devam etse de o eski neşesi kalmadı artık. Biz genelde Eminönü Tahtakale'ye giderdik. İğne atacak yer olmazdı. Adım atılmazdı kalabalıktan. Annem ve babamın ellerini sıkı sıkı tutardık kaybolmamak için. Kıyafetlerimizi aldıktan sonra bayram şekeri ve çikolatasını alıp eve dönerdik. Bir de annemin güzel bir kolonya şişesi vardı. Ona da kolonya doldurttururduk. Bayram ziyaretleri. Bayram tatile gitmek değildi. Eş, dost, akrabaları ve komşuları ziyaret etmekti. Her geçen yıl bu ziyaretler yok oluyor. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte hazır bayram mesajı bularak kopyala yapıştır yöntemiyle tüm eş, dost, akraba ve komşuların bayramını tek bir dokunuşla toplu mesaj göndererek kutluyoruz. Gittiğimiz yerlerde hazır baklavanın ikram edilmediği bayramları özlüyoruz. Ahirete göçmemiş büyüklerimizle birlikte geçirdiğimiz o güzel bayram günlerini unutmak mümkün mü hiç? Tüm dostlar hep bir arada, fitnenin, fesatlığın ve çekememezliğin olmadığı, menfaat dostluklarının kurulmadığı yıllardaki bayram günlerini özlüyoruz. Aslında bayram yine aynı bayram, değişen bizleriz. Mis gibi kokan, jilet gibi ütülenmiş, tertemiz mendilleri bile özler olduk. Çocuklar olarak toplanır, komşularımızın evlerine bayramlaşmaya giderdik. Bazı büyüklerimiz harçlık verirdi, bazıları şeker verirdi. Bayram harçlıkları. Akrabalarımızdan ve komşularımızdan topladığımız harçlıkları kardeşimle sayar, en çok kim harçlık toplamış yarışı yapardık. Hiç unutmuyorum, bir bayramda kimse harçlık vermemişti. Kardeşimin epey parası birikmişti. İşte o zaman anlamıştım.
büyümeye başladığımı. Sokaklardan gelen çocuk sesleri ve patlayıcı sesleri. Bayram namazının hemen sonrasında mahallemizde torpil sesleri yankılanmaya başlardı. Torpilin yanı sıra füze, kız kaçıran, çatapat, mantar tabancası gibi birçok patlayıcı oyuncaklar vardı. Bayram boyunca patlayıcılarla birlikte mahallemizde gece geç saatlere kadar çocukların sesi her zamankinden biraz daha fazla çıkardı. Bazı bayramlarda Luna Park'a gider, saatlerce eğlenirdik. Pamuk şekerci, kağıt helvacı, uçan baloncu, elma şekerci ve Osmanlı macunu satan seyyar satıcıların oluşturduğu görüntü bayramımıza renk katardı. Mahallemize seyyar salıncakçı amca gelirdi. Bindikten sonra baş dönmesi ve mide bulantısı yaşasak da defalarca binmek isterdik. Tebrik kartları. Tebrik kartları, kartpostallar her biri nostalji oldu, mazide kaldı. Uzakta olan sevdiklerimize bayramdan günler öncesinden tebrik kartları postalardık. Postanelerde tebrik kartı sırası olurdu. Telefon kulübelerinde kuyruklar oluşurdu. O yıllardaki telefon kulübeleri jetonla çalışırdı. Anlatmakla bitiremeyiz o bayramları. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı olduğu o güzel yıllar anılarda kaldı artık. Baldan tatlı sohbetlerden geriye sanal alemdeki samimiyetsiz sohbetler kaldı. O yıllarda komşuluk vardı. Akrabalık vardı, birlik ve beraberlik vardı. Yediğimiz, içtiğimiz ayrı gitmeyen komşularımızın, dostlarımızın birçoğu artık ya çok uzaklarda ya da başka dünyalarda artık. Ya da araya giren menfaatler yüzünden kırgınlıklar ve küskünlükler var artık. Bayram heyecanının birkaç gün öncesinden başladığı o yılları özlemeyeniniz yoktur sanırım. Artık bayramlara tatil gözüyle bakar olduk. Maneviyatı bir kenara atıp maddiyata önem verdiğimiz bu yılları da gün gelir özler miyiz bilmiyorum. Her geçen gün maneviyattan uzaklaşıyoruz. Uzaklaştıkça samimiyetsiz dostluklar kuruyoruz. Bayramınız kutlu olsun.